Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'dan hepinize selamlar. İki haftadır Madagaskar'dayım. Güneybatısında birçok yeri gezdik. Şimdi başkente döndük. Hem başkenti hem de buraya yakın olan Andasibe'yi biraz gezeceğiz. Dinlendik, enerjimizi topladık. Şimdi başkenti gezmeye. Yalnız bu otel çok çok iyiymiş ya. Odanın temizliği, güzelliği, konforu, her şeyi kusursuz. Kaldığımız otel başkentin Tana Waterfront bölgesindeydi. Hani orası bayağı böyle kapalı özel bölge gibi. Oradan çıkar çıkmaz sizi böyle manzaralar karşılıyor. Antananarivo'nun kelime anlamı binlerin şehri, binlerin kenti demekmiş. Hani binlerce insan gibi. Bu arada şu gördükleriniz hep ikinci el kıyafet arkadaşlar. Ülkenin neredeyse %90'ı ikinci el kıyafet giyiyormuş. Ayakkabılar bile ikinci el. Çok güzel yıkayıp temizliyorlarmış. Ben bu bilgileri kimden öğreniyorum? Tabii ki önceki videolardan hatırlayacağınız gibi Vedat'tan öğreniyorum. Vedat yaklaşık 18 yıldır başkent Tana'da, Antananarivo'da. Tana buranın kısaltılmış ismi. Burada hem ticaret yapıyor hem turizm ajantası var, Armada Travel. Bizim Madagaskar gezimizin birçok ayağında sağ olsun Vedat'ın desteği çoktu. Çünkü kendi başınıza gelseniz Madagaskar'ı gezmeniz, plan yapmanız çok mümkün değil. Yani bunu hani abartarak söylemiyorum, gerçekten mümkün değil. Kesinlikle burada yaşayan birinden destek almanız lazım. Birçok şehre dosdoğru ulaşım yok, yol yok. Uçaklar da sınırlı. Hani planınızı zamanınıza göre çok çok iyi yapmanız gerekiyor. Bunlar da bildiğiniz yatak. Genelde bu tip süngerlerde yatıyorlar. Ama hani bu da orta kesimin alabileceği şeyler mi? Hemen hemen. Yani ancak orta kesimin alabileceği yataklar. Sağdaki Renault Quattrel, soldaki Citroën Dechevaux'ymuş Fransızca. Taksiler burada böyle. Ama çok tatlı ya. Ona binelim mi ya? Evet. Bir ara ona bineceğiz. Koldan vites de oldu. Bakın şimdi şu karşıdaki arkadaşların elinde Pense Tornavida var. Onlar ne yapıyor dersiniz? Araba tamircisi. Arabanız bozulduğunda bu kavşağı getiriyorsunuz. Onlar arabanızı yapıyor. Yok servis ücretiymiş vesaireymiş. Öyle şeyler yok. Şimdi neredeyse Madagaskar'da bulabileceğiniz her türlü hediyelik eşya ya da küçük el sanat ürünlerinin olduğu, hepsinin birleştiği bir yere gidiyoruz. Lisi Art Galeri. Bakalım belki orası hoşumuza gider. Şu yaklaşık 20 dolar. Şu harita çok güzelmiş ya. Yaklaşık 100 dolar. Bunu götürmek çok olası değil yani. Çok zor. Mesela bu gördüğünüz renkler boya değil. Hepsi başka bir ağacın buraya kakılmasıyla oluşmuş. Çok güzel ya. Ya şunlar mesela rahat değil gibi görünüyor ama birçok otelde oturduk. Çok rahat. Şu işlemeler de çok güzel ama işte bunları götüremiyorsunuz ya maalesef. Canlı mı be? 100 kiloluk birinin oturuşunu seyredin. Vedat oturacak şimdi. Şükür. Yani bu... bu gerçekten çok rahat. Oturumu çok rahat. Şu da aynı şekilde... O renkleri başka ağaçların kalkmasıyla oluşturulmuş. Sanırım onu alacağım ben, bu hesaplı. Yaklaşık 15 dolar. Şu 10 dolar. Bu fosillerden her yerde görebiliyorsunuz. Yani gittiğim birçok ülkede bunlardan var. Tabii şu sehpayı güzel yapmışlar ama o fosilleri birleştirmişler.
Kaç lira diyor? 2 milyon diyor. Yaklaşık 500 dolar eder bence. Şu meşhur baobab ağaçlarını yapmışlar. Bunlar ferforjeden demir. Yaklaşık 10 dolar, 15 dolar. Şu arabaların üstündekiler hani kutu içecekler olur ya, kutu kola, kutu fanta gibi ya da bira, onlardan yapılma hep. Bunlar da buradaki bir sığır türü zebunun boynuzlarından yapılma. Çin'de de bu tip sanat eserlerini çok görmüştüm. Hatta bir iki tane almıştım da. Ama fiyatlar tabii burada çok daha makul. Size şu sandıklar çok güzel ama işte götüremezsin ki. Müzik aletleri. Şu gördüğünüz sadece 1 dolar. Şu ise yaklaşık 3 dolar. Bunlardan birer tane alacağım. Ben şunları da alacağım. Şu sağdakinden bir tane daha var. Şöyle. Bunların hiçbiri boya değil. Anlattığım gibi ağaçlar hep üzerine kakılmış. Yani çok hoşuma gitti ya. Şu haritayı da düşünüyorum nasıl götürürüm diye, ama onun da bir yolunu bulacağız. Dayanamadım, bu haritayı aldım. Nasıl götüreceğim bilmiyorum. Birçok baharat, çerez, çikolata, rom. Yani hem turistik bir yer burası ama Madagaskar'da bulabileceğiniz bu tarz alınabilecek her şeyi tek bir merkezde toplamışlar. Buraya Madagaskar gelirseniz ya da başkenti, buraya kesinlikle uğrayın. Madagaskar'ın vanilyası çok meşhur. Şu gördüğünüz küçücük çubuklar yaklaşık 15 dolar. Buranın karabiberleri çok meşhur. Tabii buraya gelmişken bolca aldım, hem kendime hem bir iki arkadaşıma. Beyaz karabiber, karabiber. Çok lezzetli. Madagaskar'ı gezmek pahalı ama bu tarz şeyleri almak ucuz. Yani şu gördüğünüz kocaman vazo, seramik vazo 4 dolar. Vallahi harita dahil bir sürü şey aldık. Gidiyoruz. Başkenti tam böyle yukarıdan gören bir noktaya geldik. Şimdi çarşı pazar gezmeye gidiyoruz. Bu arada tüm Madagaskar'da hiç trafik lambası yok. Başkentte sadece bir yerde varmış ama o da çalışmıyormuş zaten. Hani 30 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Hiçbir yerde trafik lambası yok. Bu arada başkentte öyle bir trafik var ki şu gördüğünüz yoldan ayrıldık mecburen. Yaklaşık yarım saat orada öylesine bekledik ve bu hani buralar için gayet olağanmış. İşte trafik lambası nasıl güzel bir icattır buradan anlayabiliyoruz. Sol tarafa baksana, sefarete. Bunlar sokakta yaşıyorlar. Bu arada minibüslere hep arka kapıdan biniyorlar. Asgari ücret yaklaşık 70 dolar.
Ama hani bir otelin restoranına, güzel bir kafeye gidip kahve içeceğim deseniz, yemek yiyeceğim deseniz, fiyatlar Avrupa fiyatı. Yani arada çok ciddi bir uçurum var. Mesela bir yol üstündeki bir köy pazarında 2-3 kilo meyveyi yarım dolara alabiliyorsunuz. Ama bir yerden bir yere, bir şehirden şehire gitmek istediğinizde bazen ulaşım sıkıntısı oluyor ve 100-200 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani arada hiçbir şeyin ortası yok. Ya çok ucuz ya uçuk pahalı. Yarın sabah yine erken kalkıp başkente yakın sayılan Antasibe'ye gideceğiz. Oraya gitme sebebimiz lemurlar. Otelde kahvaltımızı yapıp Antasibe'ye doğru yola çıkacağız. Yola çıktık. Tabii Madagaskar'da böyle gidişli gelişli çift düzgün yol görmek çok herkese nasip olmaz. Antasibe'ye doğru devam ediyoruz. Yol normalde 120 kilometre kadar. Ama 4 saatten erken gitmek mümkün değil. Çünkü hep virajlı ve yolları çok bozuk. Vallahi hepi topu 130-140 kilometrelik yolu 3 saattir gelemedik. Yani Madagaskar'da maalesef böyle. Gezmesi zor bir yer. Hep bunu videolarda söylüyorum ama. Hala enerjimiz bitmedi ama yani. Antasibe'ye geldik. Şimdi önce bir tabii otele yerleşeceğiz. Buraya gelmemizin en büyük sebeplerinden biri lemurları görmek. Hatta otelin orada bir lemur parkı da var sanırım. Keyifli olacak inşallah. Otelin resepsiyonu ve restoran bölümü. Bir gece kalacağımız odamız. Otelin hemen yanındaki bir böyle doğal bir adaya geldik. Küçük bir adaya. Burada bolca lemur göreceğimizi umuyoruz. Şimdi şu kanoyla karşıya geçeceğiz. Yani sadece iki kano boyunda olan bir yer. Lemurlar suyu hiç sevmiyor, suya da girmiyorlarmış. Karayla bağlantıyı kesmek için bu araya köprü yapmamışlar. And the lemurs don't like the water. Rehberin adı Everest. İlk defa böyle bir isim duydum. Ama güzel. Hemen orada bir tane var. Bu arada bu adada 3 çeşit lemur göreceğiz. Hemen geliyor bunlar. Bunlar alışmış muhtemelen, hemen geliyorlar. Bir şey getireceğiz diye bekliyor. Gel. Lemur fov. That's the brown lemurs. Common brown. Bu kahverengi lemur. Il y en a des 5 kilos différents comme ça. Ah, ok. Ah ouais. Là, on va voir maintenant. Non, on ne peut pas aller aux 4000. 4000 les maquis. C'est au quoi? Parmaklara bak.
planes. Bak onlar kavga çekiyor. Black and white raft. Are they planes? Ils font des bagarres, les différentes espèces, ils mélangent le territoire comme ça. Eğer şey geçtiği zaman diyor kendi alanına geçerse diyor direkt kavga ederler. Hakikaten diyor çok şaygı oluyor. Acayip kavga ediyorlar. Hadi ya. Tabii. Koala gibi. Hepsinin belli yerleri var abi. And that way during the feed and they breed one a baby every year. Verdiği şey aslında yine bu adadaki bir muz ağacının içi. Bu gördüğünüz 7 yaşındaymış. Kahverengi olanlar yılda bir bebek doğuruyormuş. Ve bu bölgede hepsinin kendi bölgeleri var. Muz veriyorlarmış. Onlarla besliyorlarmış. O kolektif ağaçlarının altında yiyecekler. Çok uzakta ya. On appelle comment en français? Ah, le Michel Ibral, le nom scientifique. Kızıl lemur. Bu da kızıl lemurmuş. Buradaki birçok ağaç okaliptus ağacı. Lemurlar onlardan besleniyormuş. Muz yemeyi çok seviyorlarmış. Sabahları da bazen rehberler onlara havuç veriyormuş. Burası bir hayvanat bahçesi değil. Doğal bir ada. Yani lemurlara fısıldayan adam. Biz uzaklaşalım çok. Yani elinizi uzatınca omzunuza böyle çıkabiliyor. Biz alıp omzumuza koymadık. Lemurları bayağı gördük. Fotoğraf videolarını çektik. Tabii lemurlar burada biraz hani insanlara alışmışlar. Rehberlere özellikle de. Hani doğal ortamlarında da gördüm. Daha önce baobab ağaçlarında da gittiğimiz yerde. Orada hani bu kadar yaklaşmıyorlardı. Bu da bir çeşit ceko türüymüş. Geceleri avlanıyormuş. Şimdi diyor sakin olma zamanı diyor. Bu ceko için şu gördüğünüz yaklaşık 100 metrekarelik alanda bu habitat oluşturulmuş. Onlar büyüdükçe diyor. Burada 3 tane varmış şu an sadece bütün alanda. Onlar biraz büyüyünce diyor ormana salıyoruz diyor onları çoğaltmak için. Gittiğimiz Lemur Adası'nda hani orada da aslında benzer bir durum var. Madagaskar'da çok orman yangınları oluyormuş. Ve bu lemurların sayısı da günden güne azalıyor. O adada lemurların bir şekilde çoğalmasını sağlıyorlar. Şimdi rehberim Moriş'le birlikte gece yürüyüşüne çıktık. 1,5-2 saat böyle hafif de yağmurun altında gezeceğiz. Hemen bir tane bir şey gördük. Farklı tür bir kirpi gibi bir şey. Fortipen. Portipay diyor. Anlamadım tam ama. Sürekli bir şeyler arıyor. İkimizde de fener var. Böyle ormana girdik. Şurada bir tane kamelyon, küçük kamelyonmuş adı. Seni biraz rahatsız ettik ama kusura bakma. Elephant ears kamelyon. Şurada da büyük kamelyon var. Biraz önce küçüğünü görmüştük. Bu pet shoplarda olur ya hani böyle yeşil iguana gibi. Onlardan.
Small lemur. Ha, Willy lemur. Bu da başka tür bir lemur. Bugün omzuma aldığımdan bu ya. Bir tık daha küçük gibi. Biz bayağı ormanın içine daldık. No, don't touch, don't touch, don't touch. That looks good. Look at that. Wow, yeah, kuşa bak. Çok tatlı ya. Paradise flycatcher. This one is male, very long tail. Yeah. Kusura bakma, seni rahatsız ediyoruz ama hemen gideceğiz. Çok tatlı ya. Uykunu böldük, kusura bakma. Yani dokunsan dokunursun. Çok korktu hayvan ya. Tamam, gidelim artık. Lan gitmek de istemiyorum. Çok tatlı. Yakalasan yakalarsın. Hiç gitme. Hadi. İyi uykular. Good night. Vay, bayağı bir şeyler görüyoruz ya. Çok keyifli. Tabii hayvanları rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Böyle bir dakika, iki dakika görüp hemen uzaklaşıyoruz. Yani yorucu demeyeyim de efor harcıyorsunuz. Burada yılan da varmış ama Madagaskar'ın genelinde hani tehlikeli, zehirli bir yılan yok diyor. Thank you Moshi. Yeah, thank you very much. Şöminemiz güzel güzel yanıyor. Buraya has bir sığırın eti. Çok lezzetli oluyor. Yine ondan aldım. Bu gibi yerlerde mecbur otelde yiyorsunuz. Dışarıda restoran alternatifi olmuyor. Genelde kişi başı $10 karnınızı düzgün bir şekilde doyuruyorsunuz. Artık bugün erkenden yatacağız. Tabii burada hava bir hayli soğuk. Odada sıcak su torbası vardı. İçine de sıcak suyu doldurdum. Mis gibi. Eski günlerdeki gibi. Dün akşamdan beri yağmur yağıyor. Kahvaltımızı yapıp biz de yola çıkacağız. Vedat'ın küçük oğlu Deniz'le beraber kahvaltımızı yapıyoruz. Başkent Tana'ya geri dönüyoruz ama yol üstünde yine lemurların olduğu bir park daha var. Orada da biraz vakit geçireceğiz. Sonra yola koyulacağız. Bu parkta indiri indiri diye büyük bir lemur var. Madagaskar'daki en büyük lemur türü. Onu görmeye çalışacağız. Rehberimiz Patrice. 10 dakikadır yürüyoruz. Henüz hiçbir şey görmedik. Bu indiri indiri lemurun sesi. Bu sesleri çıkararak iletişim kuruyorlarmış. Birkaç dakika sonra diyor başka bir aile böyle bağırmaya başlayacak diyor rehber. Mesela biraz önce ileriden indiri indiri lemurları bağırıyordu. Şimdi arkamızdaki aile bağırıyor. Aynı rehberin dediği gibi oldu. Patrice diyor ki bu lemurlar 3 farklı ses çıkartıyor dedi. İlkini duymuştunuz iletişim için. İkincisi alarm içinmiş. Can you make for alarm? Okay. Üçüncüsü ise çok enteresan. Çiftleşme zamanları yapıyormuş sadece. Can you do? Tabii biz o sesi duyamayabiliriz çünkü şu an sezonu değil. Öyle dedi. Bu buluşma dönemleri sadece yılın 3 ayında oluyormuş. Eylül'de başlayıp
peşine 3 ay devam ediyormuş. Şu ağacın ta tepesinde bir tane var ama yani görmek çok zor. Aha, oradan bize bakıyor. Tabii ışık çok ters ya. Burası nehir. Bu ağaçtan karşı tarafa geçtiler. Nehri böyle geçiyorlarmış. Bu arada bu lemur türü hiçbir hayvanat bahçesinde yokmuş. Orada yaşayamıyormuş. Sadece vahşi ortamında doğada olması gerekiyormuş. Hani onu habitatı haricinde hiçbir yerde göremezmişiz. Bu lemurlar doğal habitatlarında 40 ila 60 yıl yaşıyorlarmış. Boyları da ortalama en fazla 1 metreye kadar çıkıyor. Bu arada dağa tepe demeden yürüyüp ayakkabıların hakkını veriyoruz. Şurada bir tane yeşil kamelyon varmış. Lemur bakmaya gelmiştik. Nasip kamelyon. Dün gece bundan bir tane görmüştüm. Başka bir şey maalesef bulamadık. Yaklaşık 1,5-2 saat ormanda dolandık. Geri dönüyoruz. Karşıdaki dağın eteklerinden dolanıp başkente doğru devam edeceğiz. Topaklar. Başkentte Radisson'un 3 tane oteli var. Bu da onlardan biri. Çok tatlı odaları var. Manzara da gayet güzel. Wow. Başkent Tana'ya çok yakın mesafede bir lemur parkı daha var. Bu meşhur Madagaskar çizgi filminde olan lemuru orada görmek mümkün. Onun için son olarak bir de orayı görelim dedik. Sonrasında çarşı pazar gezeceğiz. Lemurs Park'tayız. Rehberimiz Tuan'la birlikte parkı gezmeye başladık. Evet, işte bu meşhur çizgi filmde olan türden. Oğlum sen niye öyle oturuyorsun? Bir derdin mi var? Çok şebekler ya. Normalde bu bölge şu makilerin bölgesi. Şu beyazların değil aslında. Onlar gelince kavga başlıyor. Bu maki lemurlarının kuyruklarında 14 tane siyah, 14 tane beyaz çizgi varmış. Bu hep fix böyleymiş. 35'e kadar böyle grup halinde yaşarlarmış. Genelde de gün boyunca hep böyle yerde geçirirlermiş. Hatta bazıları küçük mağara gibi yerlerde yaşıyormuş. Böyle çok ağaç tepelerinde değil, diğer türler gibi. Ormanların kesilmesi ve yerlilerin lemurları avlamasıyla 17 lemur çeşidi yok olmuş. Artık onlar yokmuş. Şu an ise yani ben o kadar çok olduğunu bilmiyordum. Madagaskar'da 112 çeşit lemur türü aktif olarak yaşıyormuş. Daha önceden yani goril büyüklüğünde lemurlar da varmış ama onlar artık maalesef yok olmuşlar. Şimdi bu lemurlar da dans eden lemurlar. Türleri öyle. Bu lemurlar ağırlığının yarısını her gün yiyormuş arkadaşlar. Yani atıyorum bu 15 kiloysa günde 7,5 kilo yemek yiyormuş. Yaprak, meyve. Ve günün %90'ını yiyerek geçiriyorlarmış.
Buradaki bir de lemur ailesinin lideri dişi. Dişi lemur. Şu dişi buranın lideriymiş. Biz o bölgeye gidemiyoruz. Oraya gidersek çok agresifleşiyor. Isırır diyor. Bunlar yine dans eden lemurlar ama bir tanesinin kucağında yavru var. Aslında hani zıplayarak koşuyorlarmış. Onun için dans eden diyorlar. Bakalım şanslıysak koşarlar bir yerlere. Şunda yavru var. Primatların tepesinde lemurlar yaşıyormuş. Lemurlar varmış. Yani piramidin en üstünde lemur varmış. Şimdi yine dans eden bir lemura geldik. Bu diyor her an buradan atlayıp ağaca çıkabilir. Geçerken kaydet, hazır ol dedi. Bekliyoruz. Çok komik gidiyor ya. Bunun kucağında yavru var. Bambuları yalamalarının sebebi tuz ihtiyaçlarını oradan alıyorlar. Ya oğlum sen ne kadar tatlısın. Madagaskar'a geldiniz. Çok vaktiniz yok. Başkenttesiniz. Lemurları görecek en yakın, en kolay yer burası. Hiç çok öyle uzaklara, Andasibe'ye gitmeye gerek olmayabilir. Bunlara da yanlış hatırlamıyorsam panda lemur diyorlardı. Yalnız şurada da fare var. Lemurların arta kalan yemeklerini yiyor. Uyku zamanı mı ya? Siesta mı yapıyorsun sen? Park gezimizi bitirdik. Buraya giriş ücreti yaklaşık 12 dolar. Başkente gelirseniz bence muhakkak uğrayın. Trafiği kapatmışlar. Böyle fotoğraf çekiniyorlar. Bize çok yabancı şeyler değil bunlar. Merkezdeki bir çarşıya geldik. Perşembe günü burada pazar kuruluyormuş. Ne var ne yok bakacağız. Kurutulmuş balık. Tanesi 2 dolarmış. Yaklaşık 1 kilo geliyor. Tabii bu biraz turist fiyatı da olabilir. Onu bilemiyoruz. Bu şeker kamışına daha önce Filipinler'de suyunu içmiştim. Çok ağırdı. Burada böyle kıtır kıtır yiyorlar mı yoksa? Yok, suyunu emmek için. Ha, suyunu emiyorlarmış. Yemiyorlar. Yine kurutulmuş karidesler. Mesela patatesin kilosu 25 sent. Çileğin kilosu yarım dolar. Ama güzel duruyor, kokusu da iyi. Bu bildiğiniz köy tavuğu. 5 dolar abi. Bir tanesi yaklaşık 5 dolar. Tersini kapatıp cilalamıyorlar, park eder. Bu Hindistan cevizleriyle parkeleri cilalıyorlarmış. Bunlar çok acıymış. Görüntüsü de öyle zaten. Çok keskindir. Zencefil. 500 dediği tanesi mi acaba yoksa şöyle bir parça? Şöyle bir öbek 500'er yarı. Şöyle bir öbek yaklaşık 10 sent.
Yani buradaki yumurtalar genelde çok lezzetli oluyor. Muhtemelen hepsi organik. Köy yumurtaları. Yumurtanın tanesi 10 sent. Aloe vera. İçindeki jeli kullanıyorlarmış. Yani istersen direkt yüzüne sür. İstersen yiyebiliyormuşsun. Ben yediğimi çok hatırlamıyorum. Şu büyük bir yaprak yarım dolardan daha ucuz. Pazarın kapalı bölümüne geldik. Bu zebu eti. Yani zebu eti bizim sığırın farklı bir çeşidi. Ama sığır eti yani. Çok lezzetli. Kilosu 4 dolar. Yani makul fiyat. Bu da yine dana sosisi ama bayağı beyaz, yağla çok karıştırılmış sanırım. Helal yazıyor. Tavuk kafası ve ayağı da yiyorlar ve hani çok tüketiyorlarmış. Karışık olarak kilosu 2 dolar. Burası da pazarın yemek kısmı. Tencerelerde neler var bakalım. Bu biraz ıspanak tarzı bir şey. Bu ya bizim... Zebu eti, sığır eti. Bu bitmiş ama kuru fasulye varmış orada. Ya burada hani yarım dolara da karnınızı doyurabiliyorsunuz ama böyle 2-3 çeşitli öğle yemeğini yemek isterseniz sadece 1 dolar. Derseniz ki bir restorana gideyim, şöyle kapalı bir mekan olsun, düzgün bir yer olsun. Orada 8-10 doları gözden çıkarmanız lazım. Ülkede asgari ücret de 70 dolar. Burada sokakta yemek çok yaygın. Genelde de makarna ve türevleri var. Gördüğünüz gibi. Bir tabak makarna 25 sent. Burada da bizim hamur işleri tarzında şeyler var. Ya buranın fıstıkları da çok güzel. Gerçekten her yerde görebiliyorsunuz. Ucuz da. Bu arada pazarda tabii kıyafet de satılıyor. Bunların hepsi yine ikinci el kıyafetler. Buralarda sıfır kıyafet bulmanız hani pazarda pek mümkün değil. Gördüğünüz giyim tamamen ikinci el. Şeker kamışının suyunu çıkartıyorlar. Bundan ben daha önce içtim, sevmemiştim. Çok ağır. Antananarivo başkentin ismi. Ama genelde herkes kısaltmasını kullanıyor. Tana diyor. Şimdi burada taksiler böyle çok eski. Şuna binip 2 dolarlık gezeceğiz. Yalnız içi bayağı genişmiş ya. Siz nasılsınız orada abi, gençler? Vedat abiyle bile abi yani. 100 kiloyum ben ya. Kaç? 110 mu basıyor abi bu? Citroen Deja Vu modeliymiş. 1974 model. Wow! Sunroof'u açacak. Valla çok keyifliydi ya. Yani 10 dakika böyle arabayla gezdik, 2 dolar verdik. Şimdi otelin rooftopundayız. Buradan bir drone uçurup şehri size yukarıdan göstereyim.
günlük gezimiz bitmek üzere. Şimdi havalimanına geçiyoruz. Pasaport kuyruğundayız. Dolu dolu geçen 3 haftalık gezimiz bugün bitti. Madagaskar gezimiz. 3 yani hafta diyorum ama o bize inanın 1,5 ay gibi geldi. Çünkü çok yoğun geçti. Ara ara videolarda söyledim, Madagaskar'ı gezmek sizi biraz yoracak. Çünkü şehirler arası ulaşım çok sıkıntılı. Karayoluyla giderseniz bazen 200 kilometrelik yolu bir günde, bazen iki günde ancak alabiliyorsunuz. Uçakla da her yere ulaşım imkanı yok. Ve tabii bunları da söylemem gerekiyor. Çünkü Madagaskar'a gelmek isteyen çok kişi var. Instagram paylaşımlarından onu anlıyorum. Hani bilin ki buraya geldiğinizde dünyanın birçok yerinde göremeyeceğiniz şeyleri göreceksiniz. Ama biraz zorlanacaksınız gezerken. Tabii biraz da maliyetli. Yani dünyanın en yoksul ülkelerinden biri Madagaskar. Ama ülkeyi gezmek istiyorsanız biraz kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Ama sonuç olarak buna değiyor mu? Kesinlikle değiyor. Yani o baobab ağaçları, Çingi Milli Parkı, adalardaki Vezu insanları, o yerel kültürler yani inanılmaz iyiydi. Biz çok keyif aldık. Deniz tatili isterseniz o kıyı tarafında, özellikle ülkenin batı tarafında çok güzel sahiller var. İnsanları sıcakkanlı, pek güvenlik tehlikesi hissetmedik. Sadece başkentte hani böyle biraz işte kapkaç olabilir dediler ama ona dikkat edersiniz. Ben Madagaskar için kesinlikle güvenli bir yer diyebilirim. Türk Hava Yolları Madagaskar'a haftada bir kere uçuyor. Bu önümüzdeki aylarda artacaktır diye tahmin ediyorum. İstanbul'dan direkt buraya gelebiliyorsunuz. Bu gezimde zaten öncelikle Türk Hava Yolları'na tekrar teşekkürler. Biz iki kişi geldik arkadaşımla beraber. Sonra buradaki oteller, turizm acenteleri, Armada Travel, Radisson Otel, hani şu an aklıma gelmeyen birçok otel bize destek verdi. Videolarda onlardan da bahsettim. Çünkü Madagaskar'ı gezmek bu destekler olmadan çok kolay değildi. Bir de burada İngilizce bilmek her zaman işleri çözmüyor. Özellikle başkentten dışarı çıktığınızda ya da otelden ayrıldığınızda ya yerel dili bileceksiniz ya Fransızcayı. Eski Fransız sömürgesi olduğu için herkes neredeyse Fransızca konuşuyor. Biz buranın kış ayında geldik. Ağustos'ta buradaydık. Başkent geceleri biraz soğuk oluyor. Hani 10-12 dereceye, 15 dereceye düşüyor. Ama diğer gittiğimiz yerler yaz gibiydi. 35 dereceleri gördük. Hani buranın yazında ben buraya gelmeyi çok tercih etmem. Aşırı sıcak olacaktır. Bugüne kadar 70-80 ülkede bulundum. Hani tekrar nereye gitmek istersin deseler Madagaskar o ilk 5'te, ilk 10'da olur. Gördüğüm en ilginç ülkeler arasında da Madagaskar ilk 3'e kesinlikle girer. Bir gezinin daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.